Gidiyor lisan sadeleştirmeye mesela adam tercüme ile sadeleştirmeyi tefrik edemiyor, kürsüye çıkıp konuşuyor. Nur'un adı. Çok ilginç. Sadeleştirme ayrıdır, tercüme ayrıdır. Çok arada hiç alakası yok. Onu tefrik edemiyor yani. Yabancı lisanlara tercümedir. Kendi bünyesindeki tahriple sadeleştirmedir. Yabancı lisana sade olmaz. Kalıbını tercüme etmek. Mesela misal vermiştim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İngilizce neyse yazdım. Türkiye'de ise sadeleştirme yapıyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ne demek? Alemlerin Rabbine hamdolsun. 18 bin alemi içine ihtiva ediyor, barındırıyor. 18 bin alemin içerisinden kuşlar alemi de bir alemdir. Kuşlar alemini yaratan Allah'a hamdolsun. Ne yaptın? Bütün 18 bin alemi, 17 binim, 17 bin bilmem ne nokta noktasını yok ettin. Sırf kuşlar aleminin Rabbine hamd ediyorsun. Öteki alemler o yok oldu. Onun adı sadeleştirmedir. Her bir milletin abi lisanını o milletin hissiyatını taşıdığına dair bir yer var da. Çok güzel. Yani hissiyat. Kaç yıl muhakimat? 87 abi. 87. Hem sadeleştirmeye de abi çok acayip bir noktayı nazar. Üstad Hazretleri diyor ki, zira bir milletin mizacı o milletin hissiyatının menşei olduğu gibi. Bir milletin mizacı o milletin hissiyatının menşei olduğu gibi. Yani hissiyatının, yani insan hislerini yok. Hislerinin kaynağı mizaçtır. Mizaçtır. Mizaç, his olduğu gibi. Lisan-ı millisi de. Lisan-ı millisi de. Hissiyatının makesidir. Makesidir. Allah Allah. Yani bu her milletin lisanı onun hissiyatının abi. İfadesidir. Mizaç. Çık dışarıya. Hissiyat. Çık dışarıya. Lisan. Lisandır. Lisan. O milleti nasıl ki mizacı dışarıda ifade eden hissiyattır. Hissiyatı dışarıda ifade eden de lisanıdır. Evet abi. Ben burayı şuraya atıf yaptım Hasan abi. Yine aynı konumuz var ya, El Cevap altta. Hem Frengistan diyarı diyor ya biz. He. Oraya koyacaktım. Bir satır altında diyor ki ıstılah-ı şeriyenin manisini ve kelimat-ı mukaddesenin mefahimini lisan-ı hal ile telkin edecek ve ihsas edecek bir muhit olmadığından bil mecburiye kutsi mani mukaddes elfaza tercih edilmiş. Yani tercümenin dar-ı harp olan yerde müsaade edilmesi abi neden dolayı? Çünkü Arapçanın o hissiyatını, o mizacını İngiliz bir adam anlamaz ki. Ona mesela şeriat caiz görmüş. Yani mesela biz Allahu Ekber, Allahu Ekberlerle büyüdük. Dolayısıyla bir hissiyatımız gelişti. Bir mizacımız, bir alem. Dolayısıyla bir Allahu Ekber deyince hemen o tarafımız hemen ortaya çıkıyor. Bir İngiliz de böyle büyümediği için Allahu Ekber'in bana yaptığı tesirle ona yaptığı tesir aynı değil. Dolayısıyla İngilizce Allahu Ekber desen onu idare eder. Ama bende etmiyor işte. Ezan ve kametleri İngilizce'ye, Bulgarca'ya ve Japonca'ya tercüme ediliyor. Sadeleştirilmiyor. Sadeleştirilmiyor. Sade olmaz zaten. Tercüme olur. Bir lisandan bir lisana tercüme olur, sade olmaz. Kendi içinde sadelik olur. Yani bak, sade yemek ye ya. Ne o karma yemek yiyorsun? Sade gömlek giysene kardeşim ya. Tamam. Sade adamlarla otur ya, sade adamlar. Niye böyle karma adamlarla, her havadan vuran adamlarla arkadaş oluyorsun? Ne böyle çeşitli yemek yiyorsun? Sade yemek giysene ya. Sade gömlek giysene. Öyle. Sade, bütün bir nihayetsiz ve binlerce manadan içinden bir tane almak. Sadeleştirmek. Bütünden teke indirmek demektir. Hiç İngiltere'de İngiliz halkını geçmişteki ecdadın kitabı sadeleştirilmiş gördün, duydunuz mu? Ama İngilizceyi Türkçe'ye tercüme edilir. İngilizceden Türkçe'ye sadeleştirme olmaz. Risale-i Nur Japonca'ya, Bulgarca'ya sadeleştirme olmaz. Tercümesi olur. Yani anlamıyor ki. Nerede anlatıyor bunu? O da niye cevaz verilmiş? Mektubatta anlatıyor. Darul Harp'ta bazı şeyler caizdir diyor. O da kerahaten. Ama aslını korumak şartıyla. Mesela onlara gavur memleketinde gavura içki satmak caizdir.
domuz satmak caizdir. Gel Türkiye'de yap göreyim. Yapabiliyor muyuz? Yani orada diyor ki, Kur'an diyor, tercümesi Kur'an yerinde okunsa olmaz mı Bulgar'da, Japonya'da diyor. O şeyde. Diyor ki orada, Kur'an diyor, Kur'an'ın tabirleri manasına alem ve unvandır. Bu libas gibi değildir. Kur'an'ın manası lafzına, yani lafız mane gömlek gibi değil, deri gibidir diyor. Deriye bu cansız, kesersiniz bir şey olmaz. Yırtarsanız dikersiniz. Bunu izle ama bu kendiniz değil. Yani cesede bakın şu deriye bakın. Cesede nasılsa Kur'an'ın uslubu, lisanı manasına ceset gibidir diyor. Libas gibi değil. Risale-i Nur da manasına böyledir. Risale-i Nur dahil de sadeleştirilemez. Yabancı lisana tercüme edilir. Darul Harp olduğu için. Burası Darul İslam'dır. Bak mektubatta yazıyor, mektubatta. 433, 434, 435, 436, 437 bir okuyun dedim. İşte niçin söyledi? Kur'an'da cari olan bir kanun, Risale-i Nur'da da aynen caridir. Çünkü Risale-i Nur bu asırda Kur'an adına çıkmış icaz-ı manevisidir. Bunu da böyle söyleyenlere ne diyor biliyor musun adam? Böyle anlatana Darulap'tır burası, orası da burası Daristan. Sivri diyor, sivri. Bu sivrilerin başında ilk önce ustad geliyor. Bu sivrilerin başında Risale-i Nur musaade etmiyor. İki, aziz muazzez ustadımızın varislerine sivri diyor. Sivri uçlar diyor. Sivri insanlar diyor. Beni de tabii otomatik astıyor. Risale-i Nur'a gönül vermişleri sivri diyor adam. Risale-i Nur aynı zamanda ecdadın lisanını koruyor. Eser, yani çıkan bir şey, mesela dalga düşünün, o taşı kaldırırsanız dalga yayılmaz. Merkezde tercüme olmadığı gibi sadeleştirme olmaz. İzahları olur. İzah var, izah. Sadeleştirme denmez buna. Şer ve izah var diyor Kastamonu 56'da. Sadeleştirme demiyor ki, sen hiç mi Risale'ni okumuyorsun? Hiç mi böyle tetibatın yok? Diyor ki Risale-i Nur şer ve izah ediyor. Şer ve izahla sizin vazifeniz devam eder. Sadeleştirme deniyor, demiyor ki. Tercümeyle de demiyor ki. Diyelim ki öyle bir şey yaptım. Bulgarca'ya çevirmiş, gelip öpüyorsun, onu sen yapıyorsun. Ben yapmadım. Vesaire. Risale dahilde nedir? Şer ve izah vardır. Sadeleştirme yoktur. Anlamıyor musun ya? Kastamonu 56'da var. 144'te, 146'da vesaire var. Ama saftirik gençleri şer ve izahın sadeleştirme ile tercüme ile 4 tane. Şer ve izah 1, sadeleştirme 2, tercüme 3. Bunlar farklı şeyler. Ustadımız buna müsaade etmiş. Şer ve izahla vazifeniz devam edecek. O kadar. Sen başka vazifen yok. Mal sahibi böyle diyor. Bilerek Risale-i Nur, mesela bu adam ders yapıyor sana. Bilerek Risale-i Nur'a muhalif yapandan, muhalefet edenden, yanlışı değil, yanlış yapan nasıl anlaşılır? Hain ile hata nasıl anlaşılır? Buna yanlışlık yapan çıkar, özür diler. Ve eylem atar, adım atar. O hatasını düzeltmek için hata ve özür diler. Ama özürü kabahatinden büyük ifadelerle kabahatını, yanlışını tenkit edenleri tenkit edenlerden uzak durun. Onlar çünkü nurun hainidirler. Ölçü bu ya kardeş. Ölçü bu. Psikoloji ders yapıyoruz. Yani bilerek buna hata yapanan uzak dur. Buna vefasızlık yapana, vefasızlık yapana vefasızlıktır. Vefadır hakikata. Bir daha söylüyorum. Buna vefasızlık yapan, bana bakın. Buna vefasızlık yapan kişiye vefa yapmak buna vefasızlıktır. Tersini söylüyorum. Buna vefasızlık yapana vefasızlık yapmak buna vefadır. Dostumun dostu dost ise bu da bana dosttur. Dostumun dostu düşman ise bu düşmandır bana. Çünkü dostumun düşmanı. Bir daha yapıyorum. Bu ve ben sen. Bak oradan. Şimdi Osman'ı koyuyorum. Bir adam bu. Vefa yapılması gereken. Hakikata
vefasızlık yapana, ben buna, hakikata vefasızlık yapana, bu adama vefa göstermek hakikata ihanettir. Ve hakikata vefasızlık yapana, vefasızlık yapana vefasızlık yapmak, buna hakikata vefadır. Lamicim yok. Kürsüye çıkıp ders yapan bir insanın ihanetiyle hatasının ayırt eden alamet şudur. Yaptı. Herkes hatadan kurtulamaz. Hata olur. Hata yaptı. İslam hukukundaki hükmünü söyleyeyim. Gizli işlenen günahların tövbesi gizlidir. Aşikare işlenen günahların tövbesi aşikaredir. Örneğin, haşa, bir kenarda içki içmişim. İlan etme. Arkadaşlar ben gizli içmiştim de şimdi tövbe ettim. Hayır. Gizli işlenen günahın tövbesi gizlidir. Aşikare 5-6 kişi falan bir araya geldik, içki içtik. Ben ya Rab tövbe ettim. Hayır. Tövbe hayır. Ömer, kardeş, biz beraber içmiştik. Evet. Ben tövbe ettim ha. Kimle yaptın, hangi yolla yaptınsa o yolla tamir edeceksin. Umumi işlenen günahların tövbesi de umumidir. Medya yoluyla, video yoluyla hata mı yaptın? Samimi adam ne yapar? Aynı yolla özür dilerim arkadaşlar. Ben yanlış yaptım. Ya yanlış anladım. Beceremedim. Veya etkilendim. Dolmuşa geldim. Ne bileyim sana hangisi uygunsa giy onu. Ya akıl hocam ya bir etkilendim ne bileyim. Yanlış yaptım. Böyle düşünmüyor. Bu adam böyle demesiyle daha çok güvenilir kazanır. Bunu yapmadan önce güveni 5'se, günahını itiraf edip ilan ederse ben ona muhabbetimi 50 veririm. 5'i 50 verir. Ama hata yaptı Risale'ına bilerek. Nasıl anlarız? Yaptı hatayı, özür beyan ediyor. Özür kabahatından büyük. Eleştirenleri eleştiriyor. Bu adama itaat etmek, muhabbet etmek, ihanet ettiği hakikata ihanet etmektir. O zaman bu hakikata vefa gösterene vefa göstermek vefadır. Bu hakikata vefasızlık yapana vefa göstermek hakikata vefasızlıktır. Hata ile, hata kusur ile kasten ihanet ayırt ettim. Alametini söyledim. Fiil. Bir insan hata mı yaptı, ihanet mi yaptı? Ölçüyü söylüyorum. Bir daha. Bir insan hata mı yaptı, ihanet mi yaptı? Bunun ölçüsü şudur. Hangi yolla hata yapmışsa aynı yolla özür dileyecek. Kaç dakika hatayı söyledi videoda? Şu kadar. Arkadaşlar, falan tarihte veya falan video ismi altında ben şöyle bir şey dedim. Vefasız bir açıklamaydı. Zaafıma geldi. İnsan hatadan hali değil. Düştüm işte. Yanlış yaptım. Ben öyle düşünmüyorum. Böyle bilmenizi istiyorum. Rahmet ilahi böyle görsün. Melekler böyle yazsın. Nüker mekir, kiram en katipleri kaydetsin. Ben ilan ediyorum. Aynı yanlışımı nasıl böyle ilan ettimse doğrumu da ilan ediyorum. Ben bu hatamdan vazgeçtim. Bu hata olduğundan tövbe ediyorum. Sizi de rahatsız ettiğimden dolayı duygusal kul hakkı geçmiştir. Haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Hepinizden özür diliyorum. Demeli dersem bu adam güvenilir bir adamdır. Güvenin. Hata yapabilir. Olsun hata. Bu adam güvenilir. Çünkü hatasında dönebilen bir adam seni bilerek sana ihanet etmez. Bu samimidir. Hata olsa bile yanlışlık vardır. Eğer hatasına dönmeyip 40 teville tevil ediyorsa koyun çöp tenekesine. Hiçbir değeri yoktur. Ölçü odur. Sadeleştirmek aslında alakasını kaynağından kesmektir. Bir şeyin usul ve furu dediğimiz nesebi ve soyu, yani nereden geliyor, nereyi ifade ediyor, nereye baktırıyor, bu noktadan sadeleştirme sanki çocuğun nesebini, usulünü, geliş yönünü
dayandığı kaynağı ortadan kaldırandır. Nereye baktırıyor, nereyi inşa ediyor yönüyle de insanın istidat ve kabiliyetlerini, bak nereye baktırıyor, nereyi inşa ediyor yönüyle de insanın istidat ve kabiliyetlerini kıblesini tayin ediyor. Yani bir kelamın nesebi soyu. Yani nokta istinat, bak yaslandı, baktı. Kelamın siyak ve sibakı var demektir. Tamam mı? Oradan çıkarıyorum 25'in sözde. Kelamın gelişi ve gidişi var. Gelişi ve gidişi, siyak ve sibakı, nesep ve soyu nazara alınmadan yapılan muamelenin adı sadeleştirmektir. İşte geliş ve gidişinden bahsediyorum. Bir daha anlatayım gelişini. Sadeleştirmek aslında aslıyla alakasını kesmektir. Bir şeyin usul ve furu dediğimiz nesebi ve soyu, yani nereden geliyor, nereyi ifade ediyor, nereye baktırıyor, bu noktadan sadeleştirme sanki çocuğun nesebini, usulünü, geliş yönünü, dayandığı kaynağını kaldırıyorsun. Nereye baktırıyor? Yani insanın fıtratı nereye baktırıyor? Ebed istiyor ama fani veriyorsun. Sonsuzluk istiyorsun. Sonludasın. Ölmek istemiyor fıtratta. Ölüme mahkumsun. İnsanın fıtratı nereye baktırıyor? Bize bir bak, göz takıyor. Bak ben böyle bir şey istiyorum. Faniye bakma. İsteklerime bak. Baktırırken nereye baktırıyor fıtrat? Nereyi inşa ediyor yönüyle de insanın istidat ve kabiliyetlerini kıbleye koyuyor imani bil ahiret. Ki soyunu ifade ediyor. Bunları nazara almadan, yani çocuğun nesibini ve soyunu nazara almadan sırf kendisini tanımlamaya kalkmak gibidir sadeleştirmek. Yani iki kanatı kopmuş kuşa döndürmektir sadeleştirmek. Bu kişiyi disipline edemezsiniz. Bu adama ne malzeme, usul ve furunu bilmiyorsun. Tamam. Bu nereye benziyor diye misal verdim. Usul ve furunu bilmemek. Bir video seyrediyorsunuz dedim. Önünde bardak var. Tamam. Benim videomu seyrediyorsunuz. Şu anda niye bardak yok? Niye koymadınız? Cevap istiyorum. Oruç. Oruç olduğundan. Şimdi her daim burada bardak olur ve Hasan içer. Şimdi oruçtayız. Bu söylediğimi anlatmak saadetine bir örnek veriyorum. Şimdi Ramazan'da seyredilen bir video. Videoda sohbet yapan kişi suyu alelen herkesin önünde içiyor. Bunu Ramazan'ın öncesinde yapıldığını, bir video kayıt olduğunu bilmeyen, yani nesebini bilmeyen kim, neyi, nerede, ne zaman, nasıl yaptığını bilmeyen bir insan Ramazan'da bu videoyu seyretse bunu aşağılar ve inkar eder. Süreye bak lan. Aileler utanmadan, Allah'tan korkmadan su içiyor ya. Ramazan'da bu mübarek günde su içiyor. Alimlere de böyle bakın. Ki adamın kitabında, alimin kitabında bir tabir var. Sana basit gelebilir. Hayır. O zat bulunduğu zamanını, yani İbn Sina yapan zamandır. Onun zamandır. İbn Sina şu anda çocuk gibi olması İbn zamandan kaynaklanıyor. Yani bir zamanın çocuğu olduğumuzdan kaynaklanıyor. Şimdi o alimin kime, neyi, ne zaman, neyi tartışıp yazmışlar? Nazara almasan kitabını ya basit göreceksin ya da çok acayip yüceleceksin. Hadisler de aynı şekilde inkar ediyorlar. Evet. Hadisler bundan inkar ediliyor. Hadis ravilerinin haletleri ve kime söylendiği bilinmediğinden dolayı. Evet. Bu noktadan Kur'an ve hadis çok istisna bir özelliğe sahip. Sadeleştirme anladık değil mi bak? Evet. Korkuyla hafı birbirine karıştırmak gibi. Kökenini ve nesebini çözememekten. Bunlar geliyor.